Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet ben Zikri Hoca. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün permütasyon 1'e başlıyoruz. Evet faktöriyeli yaptık 3. dersimizde. Artık permütasyonla faktöriyel kullanacağımız için faktöriyeli iyi bir şekilde öğrendiğimizi düşünüyorum. Bugün permütasyon 1'i yapacağız. Permütasyon nedir? Nasıl hesaplanır? Bunu anlatacağız. Bir sonraki dersimizde de örneklerini çözeceğiz. Tamam mı? Haydi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar permütasyonumuz ne? Permütasyon şu. N tane elemanın R'li sıralanışlarına diyeceğiz biz. Yani elimizde N tane eleman var ve bunları sıralamaya çalışacağız. İşte buna N'in R'li permütasyonu deniyor. Tabi burada bilmemiz gereken önemli bir özellik var. N sayısı R'den büyük veyahut da eşit. Çünkü mesela benim elimde 5 tane nesne varsa ben ancak bunun en fazla 5'ini sıralayabilirim. 6'sını sıralayamam değil mi? O yüzden şuradaki sayı buradaki sayıdan daima büyük veyahut da eşit olacak. Şimdi bu sıralanış nasıl yapılıyormuş? Bu sıralanış şöyle yapılıyor. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Yani yukarıdaki N faktöriyelini alıyorum. Aşağıya da farklarının faktöriyelini alıyorum. Faktöriyel hesaplamayı öğrenmiştik. Şöyle o dersi izlemeyenler için şuralara bir tane bir link bırakıyorum. Şuralara bir tane bir link bırakıyorum. Oradan izleyebilirler. Tamam mı? Şimdi bu formüle de bağlı kalabilirsiniz ama başka bir şeyler de yapabiliriz. Pratikte bir yol gösterebiliriz. Şimdi 5'in üçlü permütasyonu. Yani 5 tane nesneden 3'ünü nasıl sıralayabiliriz? Bunu hesaplamanın yöntemi şu. Yukarıdaki formülden baka baka yapıyorum. Şuraya kesir çizgisini çiziyorum. 5 burada. Şuraya yazdım. 5 faktöriyel. Farklarını yazayım diyor. 5 eksi 3 faktöriyel yazmam lazım. 5 faktöriyeli bildiğim üzere 5, 4, 3, 2, 1 olarak yazabiliyorduk. Burası da 2 faktöriyel değil mi? 2 faktöriyelde 2 çarpı 1 olarak yazdığım zaman şu ikiler gidiyor. 5 kere 4, 23 ile çarptığım zaman 60 farklı şekilde yazabiliyoruz. Bu formül kullandığımız özellik tamam mı? Yani bunu kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama mesela bak şöyle de yapabilirsiniz. Mesela burası 4, burası 2 ya. 4'ten şuradaki sayı kadar geriye in anlamına gelir bu. Yani buradan 4'ü alacağım. 2 basamak geldiğim zaman arka arkaya ardışık olarak 4 çarpı 3 ya. Bunun hesaplanması da böyle de yapılabilir. Artık karar sizin. Tamam mı? Mesela 6'nın birlisi. 6'dan bir basamak geriye gel diyor. Bir basamak geldim 6 oldu. Demek ki 6'nın birlisi 6'ymış. Yani 6 tane nesneden aslında bir tane nesneyi 6 farklı şekilde sıralayabiliyormuşum. Tamam mı? Şimdi 7'nin sıfırlısı. Şimdi sıfır mı olacak acaba ya da kaç olacak? Bak bağıntımız burada. Bağıntımızdan hesaplayabiliriz. Üste 7 faktöriyel diyoruz. Alta da 7 eksi 0'dan yine 7 faktöriyel geliyor. 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel zaten 1'miş. Tamam. Yani 7'nin sıfırlısını 1 olarak biliyoruz. Artık öğrenmiş olduk. 5'in 5'lisi yani 5 tane nesneyi kaç farklı şekilde sıralayabilirim demek istiyor. Bakalım. 5 basamak geriye geleyim. 5, 4, 3, 2, 1. Bak 1, 2, 3, 4, 5. 5 basamak geriye geldim. Bunu bildiğim üzere arkadaşlar zaten yazmak istesek de 5 faktöriyel değil mi? Hesabını yapmak istesek de 120 yapıyor. 4'ün üçlüsü 4'ten 3 basamak geriye geliyorum. 4, 3, 2. Çarpıyorum 12. 2 ile çarptım 24 yapıyor. Yani permütasyon hesaplamak çok kolay arkadaşlar. Yani böyle bir soru geldiği zaman kaçırmamak lazım. Mesela n'in ikilisi 72 olduğuna göre ne demem lazım? Hiç bak formülü kullanmıyorum. N'den 2 basamak geriye geliyorum. O zaman ne yazmam lazım? N çarpı 2 basamak geriye geldiğim için n eksi 1 eşittir 72 olacak. Ne anlama geliyor bu? Arka arkaya gelen iki sayının çarpımı 72. Bunlar kimdir? Tabii ki de bunlardan birisi 9'dur, birisi de 8'dir. Çünkü 9 çarpı 8 72 yapıyor. O zaman burada bizim n sayımız 9 olmuş olur. Tamam bak hiç acele etmiyorum, zorlanmıyorum. Şimdi böyle bilgiler var arkadaşlar. Bazen soru bankalarında da bunlar çıkıyor. Sınavlarda da çıkabilir karşımıza. Bunları ezberlemek zorunda değilsiniz. Tamam mı? Çünkü niye? Başta permütasyon formülünü verdik. İkinci yol olarak mantığını verdik. Oralardan bunları çıkarmanız lazım. Yani bunları ezberlemeye kalksanız birbirlerine girer zaten bunlar. Mesela n'in n'lisi. Bakalım nasıldı formülümüz? N faktöriyel bölü n'den n'yi çıkarıyordum. Yani n eksi n faktöriyel yapıyordum. Buradan n faktöriyel bölü n eksi n 0 değil mi? 0 faktöriyel. Faktöriyel kısmı söylemiştik ki 0 faktöriyel 1'di. O zaman n faktöriyel bölü 1 yaptı. Bu da zaten n faktöriyel yaptı. Tamam. Yani n'in n'lisi n faktöriyel. Yani n tane nesne n faktöriyel şeklinde sıralanabilirmiş. Şimdi n'in n eksi 1'lisi.
Şimdi ne yapabiliriz? Yine formülü yapabiliriz. Şimdi yukarısı n, n faktöriyel bölü neydi? Bundan bunu çıkaracak. Burada çıkarayım mı aşağıda? N eksi, n eksi 1 demem lazımdı. Buradan n eksi n artı 1. N'ler gitti. Ne oldu burası? 1 faktöriyel oldu. Yani demek ki bu da n faktöriyelmiş. Yani aslında n'in n'li permütasyonuyla n'in n eksi 1'lisi permütasyon olarak birbirine eşitmiş. Yani bir bilgi sorusu da olabilir. Tamam mı? N'in 1'lisi. N'den bir basamak geriye geleceğim. N. Yani formülü bile kullanmama gerek yok. N'in sıfırlısı da biraz önceki formülü yine yapmıştık. Burada bir sayı mesela 7'nin sıfırlısını yapmıştık sanki. Burada da artık N'in sıfırlısına bakalım. Yukarısı N faktöriyel. Aşağısı da N'den sıfır çıktığı için N faktöriyel. O zaman burası da 1 yapıyormuş. Tamam mı? Yani bunları biz kendi başımıza çıkarabiliriz. Mesela bir tane daha bir permütasyon hesaplaması. Ne diyor? 3N artı 1'den 3 basamak geriye gel diyor. Tamam gelelim. 3n artı 1'i ilk önce bir yazıyorum. 3n artı 1 çarpı. Sonra bir azaltıyorum. Yani 3n. Sonra bir tane daha azaltıyorum. 3n eksi 1. Eşittir. 143'ü yazıyorum. 143 bize lazım olacak. Yani bunu iki sayının çarpımı şeklinde yazmamız lazım ilk önce. Şunu ne yapalım? 3n bir basamak geriye geliyorum. Yani 3n diyorum değil mi? Şimdi buradaki n bir doğal sayı olduğu için. Çünkü mesela burası n örneğin sıfır olamaz. Yani şunu demek istiyorum. Şunları sadeleştirebilirim demek istiyorum. Tamam mı? Bunları sadeleştirdim. Burada ne kaldı arkadaşlar? 3n artı 1 çarpı 3n eksi 1 eşittir 143. Şimdi 143 de nasıl bir sayı? Mesela 11'e bölünebiliyor. Değil mi? 11'e bölünebiliyor. O zaman ben 143'ü 11'e bir bölsem. 1 kere 11 şöyle yapalım. 33. Yani bu 13 çarpı 11. Tamam mı? Nasıl bildim hemen 11'e bölündüğünü? Yani ben yazdım arkadaşlar bunu. Yani arka arkaya gelen iki tane sayının çarpımı olsun diye yazdım. 13 çarpı 11. Biraz düşünmeyle bunu bulabiliriz zaten. Bunlar da arka arkaya geliyor. Değil mi? Bak 3n artı 1 ile 3n eksi 1 arka arkaya ardışık geliyor ama arada bir boşluk var. Yani aralarında iki fark var. Demek ki burası 13'müş arkadaşlar. Burası da 11'miş. Biz buradan 3n artı 1'i 13 yazarsak 3n eşittir 12 olacak. O zaman n sayımız da 4 olacak. Ya da buradan yapabilirsiniz. Tamam. Yeter ki şu sayının çarpanları kimler onları bulalım. Şimdi bunlar permütasyon hesaplama yöntemleriydi. Tamam mı? Yani bir permütasyon nasıl hesaplanır onu öğrendik. Şimdi artık permütasyonun iyice anlamına girelim. Mesela diyor ki 1, 2, 3 kümesinin ikili permütasyonlarını yazınız. Şimdi ikili permütasyon. Permütasyon denildiği zaman arkadaşlar aklımıza sıralama gelecek. Çünkü biz tanımda demiştik ki sıralanışları yani sıralama yaptığı zaman permütasyon gelecek. Mesela ikili permütasyonlar örneğin mesela ben bir 1-2'yi seçebilirim değil mi? Bir 1-2'yi seçebilirim. 1-2'yi seçtiğim gibi arkadaşlar 2-1'i de seçebilirim. Çünkü sırası önemli. Burada 1 solda 2 sağda. Burada da 2 solda 1 sağda. Bu önemli. 1-2 için bu kadar. Mesela 1-3'ü alsam ben değil mi? 1-3'ü alsam. 3-1 de alabilirim. Çünkü permütasyonlarını istiyor benden. Ya da 2-3'ü alsam. 2-3'ü alsam. Diğeri de 3-2. Değil mi? Başka? Başka yok sanki. İkili olarak başka yok. 1-2-3-4-5-6. Şimdi biz bunu her seferinde böyle yazmayacağız. Ben ilk önce bir mantığını anlatmaya çalışıyorum size. Elimde 3 tane eleman var. Ve ben ikili permütasyonlarını isteyeceğim. Yani 3 tane elemandan 2 tanesini alacağım. Ve sıralamam lazım. O zaman bu P'ye 3 tane elemandan 2'nin permütasyonu değil mi? O zaman bunu ne yapmam lazım? 3 çarpı 2. Çünkü 2 basamak geri geliyordum. Ve 6 tane olduğunu görüyorum. Saydığım zaman da zaten 6 tane geliyor. Tamam mı? Yani bunu ilk önce bir özümsemek lazım. Ondan sonra hesaba geçmek lazım. Yani bunda 3'ün ikilisini hesapladın geçtin. Ama ne bulduğunu bilmiyorsun. O bir kayıptır. Tamam mı? Ne bulduğumuzu, ne aradığımızı bileceğiz. Mesela kümemiz veriliyor bunda. Üçlü permütasyonların sayısı kaçtır? Artık biraz önce ikili permütasyonlarda gösterimi yaptığımız için ve kümenin eleman sayısıyla kaçlı permütasyon istiyorsa o kadar bir işlem yaptığımız için burada gönül rahatlığıyla yapabiliriz. Çünkü mantığını orada anladık. Kaç tane eleman var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman var. Diyor ki bana 6 tane elemandan üçlü permütasyonlarını al ve sırala. Bu da permütasyonun hesabıyla oluyor. 6, 5, 4. Yani buradan 120 tane üçlü permütasyonun sayısı varmış. Kim bunlar mesela? Bir tanesi 1, 2, 3 arkadaşlar. Bir tanesi 1, 2, 3. Mesela bir tanesi 1, 3, 2.
Tamam mı? Yani bunların yerlerini değiştirmesi. Mesela sen sadece 1, 2, 3'ü seçsen bile bak kaç tane çıkar? Onları bir yazalım mı? 1, 2, 3, 1, 3, 2. Sonra mesela ne yapabilir? 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1. Değil mi? Sonra 3, 1, 2. Sonra 3, 2, 1. Sadece 1, 2, 3'ten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane geliyor. Bunun 2, 3, 4'ü var. Ne bileyim 4, 5, 6'sı var. 1, 3, 5'i var gibi. Yani 120 tanenin içinde neler var, neleri arıyorsun onu bir bilmek lazım. Tamam. Mesela bunda üçlü permütasyonun kaç tanesinde 4 eleman olarak bulunmaz diyor. 4 eleman olarak bulunmaz. Şimdi biz üçlü permütasyon istiyoruz. Değil mi? Bizim kümemiz şunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurayı şöyle bir sileyim. Şimdi 4 eleman olarak bulunmaz. 4 gitti. 4 gitti. O zaman ben geri kalan kümeden 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane elemandan 3 tane elemanı sıralayacağım. Nasıl sıralarım? P5'in üçlüsü olarak sıralım. Tamam mı? Bu da ne yapar? 5 çarpı 4 çarpı 3. Ne yaptı? 60 yaptı. Şimdi hesaplıyoruz, geçiyoruz ama mantığını bir anlamaya çalışalım burada. Tamam mı? Şimdi 4 istemiyoruz biz, değil mi? 4'ü istemiyoruz. Tamam, güzel. Geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5. Bu nasıl böyle oluyor? Mesela bunu nasıl yapıyoruz? Örneğin 1 için. Mesela burada 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman var. Birinci sıraya kaç tane eleman yazabilirsin arkadaşım sen? 5 tane eleman yazabilirsin, değil mi? Tamam. İkinci sıraya artık 1, 2, 3, 4. Biri yazdığımı varsayıyorum buraya. İkinci sıraya 4 tane yazıyorum. Üçüncü sıraya da 3 tane yazıyorum. O yüzden zaten 5, 4, 3 geliyor. Anlaştık. Yani direkt şunu yapmıyorum. Ya yani bunu bulacağım, çarpacağım. Öyle yaptığım zaman işin mantığını anlayamam. Mesela bunda üçlü permütasyonun kaç tanesinde 4 eleman olarak bulunur? Benim kümem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değil mi? Kümem bu. Şimdi burası 1, 2, 3, üçlü permütasyon var, değil mi? Tamam. 4 eleman olarak bulunur. O zaman 4 burada gitti. Bak buraya 4'ü yazacağım. Ama şu var. 4'ü buraya mı yazacağım? Buraya mı yazacağım? Buraya mı yazacağım? Permütasyon ya, bu sırası önemli. O zaman 4 için 3 farklı durum var. Şimdi buraya yazdığımı düşünüyorum. Tamam mı? 4'ü buraya yazdığımı düşünüyorum ben. Ama 3 farklı durum var 4 için. Onu aklımda tutuyorum. Ve buraya da yazıyorum. Sonra geri kalan için 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane eleman var, değil mi? Buraya kaç farklı şekilde yazabilirim? 5 farklı şekilde seçebilirim buraya. Yani saymayla zaten 1, 2, 3, 4, 5 farklı şekilde. Bir tanesini daha yazdım buraya. Örneğin 1'i yazdım diyeyim buraya. Buraya kimi yazmam lazım? 1, 2, 3, 4. 4 tane de orada var arkadaşlar. Çarptım bunları. Yine 60 tane geldi. Tamam. Bak şunu yapmıyorum ben. Onu siliyoruz, bunu çıkarıyoruz değil. Tamam, bunu yapıyoruz ama mantığını kavrayarak yapıyoruz. Bu soruyu şöyle çözebilirdiniz arkadaşlar. Şimdi biz hepsini kaç bulduk? 120 bulduk, değil mi? 120 bulduk. 4 ta e, 60 tanesinde 4 bulunmuyorsa, 60 tanesinde 4 bulunmuyorsa geri kalan 120 eksi 60 olan 60 tanesinde de 4 bulunur. Evet, geldik yeni sorumuza. Yeni sorumuzda yine bir A kümesi verilmiş, 6 elemanlı. Bu kümede diyor ki üçlü permütasyonun kaç tanesinde 2 bulunacakmış, 3 bulunmayacakmış. Tamam, kaçlı permütasyon? Üçlü permütasyon. Şimdi arkadaşlar üçlü permütasyon için şöyle 3 tane bir yer açalım kendimize. Diyor ki bize 2 bulunacak diyor. 2 bulunacaksa 2'yi buraya yazacağım. Ama 2 kaç tane yer var? 3 tane yer olduğu için 3 farklı yere yazabilirim, değil mi? Şöyle 2'yi biz bir alalım. Sonra diyor ki 3'ü bulunmaz. 3 ile hiç uğraşmam. Artık burada 2 tane yer kaldı ve kimleri yazacağım? 1, 2, 3, 4 tane elemandan. Buraya bir tanesini ben 4 farklı şekilde seçebilirim. Örneğin mesela 1'i seçtiğimi düşünüyorum. Tamam mı? 1 de gitti. Geriye kalan 3 tane eleman var. Artık bir tane yer kaldı. 3 tane elemandan da 3 farklı şekilde seçebilirim. O zaman ne diyeceğim buraya? 3 kere 4, 12, 3 ile çarptım. 36 farklı şekilde, ya daha doğrusu 36 farklı permütasyonda, üçlü permütasyonda 2 bulunuyormuş, 3 bulunmuyormuş. Tamam mı? Alttaki soruda kümesinin üçlü permütasyonun kaç tanesinde 1 ve 4 bulunur? Şimdi 1 ve 4 bulunur dediği ne arkadaşlar? 1 de olacak, 4 de olacak, değil mi? Yani bunların ikisi de aynı anda olacak. O zaman ne diyelim biz? Şöyle diyelim. Üçlü permütasyon yine. Şimdi 1 bulunacaksa, 1 bulunacaksa ve 4 de bulunacaksa ne yapmam lazım? Örneğin 1 için, 1 için 1, 2, 3 tane yerim var, değil mi? Benim 1 için 3 tane yerim var. Sonra 1'i yazdığımı düşünüyorum ben buraya. Sonra 4'ü de yazacağım buraya. 4 içinde 1, 2 tane yerim var. 2 tane yerim var 4 içinde. O zaman 4'ü de şuraya yazdım. 1'i de şuraya yazmıştım. Artık 4 de gitti. Geriye kalan buraya 1, 2, 3, 4 taneden 4 farklı şekilde seçebilirim. 3 kere 2, 6, 4 de çarptım. 24 tane üçlü permütasyonda arkadaşlar 1 ve 4 bulunuyormuş.
Tamam mı? Bunda ne diyor bakalım? A kümesinin üçlü permütasyonun kaç tanesinde 1 veya 4 bulunur arkadaşlar? 1 veya 4. Şimdi ne demek bu 1 veya 4? Örneğin şöyle diyelim bakalım. Mesela nasıl düşünebiliriz? 1'in olduğu 4'ün de olduğu ikisini de alabiliriz. Yani şuradaki durum gibi. Sonra 1'in olduğu 4'ün olmadığı, 1'in olmadığı 4'ün olduğu durumu isteyebiliriz. Yani 3 tane farklı ihtimal var bizim için. Ya da şöyle düşünebilir miyiz? 4 tane durum var zaten. Şurada da 1 ve 4 olmasın. Bütün hepsinden en son 1'in de 4'ün de bulunmadığını çıkarabilirsek aynı sonuca ulaşabiliriz, değil mi? İsterseniz şöyle bir farklı yapalım. Yani 1 ve 4'ün bulunduğunu zaten yukarıda bulmuştuk. Şurası 24, şurası 24. Şuraya bakalım. 1 olsun, 4 olmasın. 1, 2, 3. 1'in olup 4'ün olmadığını bulursak alttaki de zaten ikinci sıradakiyle aynı, değil mi? O zaman şuraya 1 yazalım. Kaç farklı şekilde yazacağım 1'i? Kümem kimdi? Kümeme bakayım. 6'ya kadarmış. Şöyle ben bir yazayım kümemi şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ne istiyoruz biz burada? 1 olsun ama 4 olmasın. 1'i yazdım ama kaç farklı şekilde? 3 farklı şekilde. 4'ü istemiyorum. Artık şuraya 1, 2, 3, 4 tane gelebilir. Değil mi? Buraya da 3 tane gelebilir. Kaç çarptı? 12, 3'e çarptım. 36 farklı şekilde bu yapıldı. Üstteki ile alttaki aynı demiştik. Demek ki bu da 36 farklı şekilde yapılacak. 36, 36, 72, 24 daha 96 tane böyle bir permütasyon varmış arkadaşlar. Ama biz bunu dedik ki hepsinden çıkarsak nasıl olur? Hepsi dediğimiz ne? P 6'nın üçlüsü, değil mi? Çünkü niye? Bütün durumlar 6 taneden 3 tane elemanı sıralamam lazım. Eksi 4'ün bulunmadığı. 4'ün bulunmadığında şurada bir hesaplayalım. İşte 1 ve 4'ün bulunmadığı. 1 ve 4 yok. O zaman buraya 1, 2, 3, 4. Buraya 4 tane kalır. Buraya 3 tane kalır. Buraya da 2 tane kalır. Yani 4'ün üçlü permütasyonu aslında şu da. Bu da 4'ün üçlü permütasyonu. 4, 3, 2 diye. 6'nın üçlüsü bildiğimiz üzere. Şurayı bir temizleyeyim isterseniz ben. Şurayı bir temizleyeyim. Şu yukarıda temizleyeyim. Orla işimiz görüldü. Çok da fazla aşağıya inmeyelim. 6'ın üçlüsü bildiğimiz üzere 6, 5, 4'tür. 4'ün üçlüsü de zaten 4, 3, 2'dir. Şurası ne yaptı? 120 yaptı. Eksi. Şurası da 24 yaptı. Farklarını aldım. Yine 96'ya ulaştım zaten. Tamam. Buradaki karar, tercih tamamen size ait. Geldik bu dersin son sorusuna. Bu dersi bu tarz örneklere ayırdım. Bir sonraki derste artık sıralama örneklerine yavaş yavaş geçeceğiz nasipse. Ne diyor? A kümesinin 4'lü permütasyonun kaç tanesinde? 3, 4'ün sağındadır. 3, 4'ün sağındadır. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4 tane eleman var burada. Tamam mı? 3, 4'ün sağında olacaksa 3 ve 4 olacak değil mi? Şimdi 3 için bir tane kaç tane ihtimalim var? 3'ü ya buraya, ya buraya, ya buraya ya da buraya sıralarım. Yani 3 için 4 tane ihtimalim var. Şuraya yazayım. 3'ü buraya yazdığımı düşünüyorum. Tamam mı? Sonra 4 de illaki olacak. 4 de illaki olacak. 4'ü de yazayım arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane yere de 4 yazdım. Tamam mı? Buraya da 4'ü yazıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 tane ihtimal, 4 tane eleman var. Buraya 4 farklı durumda gelebilirler. Buraya da artık 3 tane kaldığı için 3 farklı durumda gelebilirler. 12 çarpı 12'den 144 tane durum yaptı. Değil mi? 144 tane durum yaptı. Ama şu var. 3, 4'ün sağında diyor. Yani bu benim durumlarımın içerisinde 4'ün burada olup örneğin 3'ün burada olduğu durum da var. Ya da 3'ün burada olduğu durum da var. Ya da 4 buradayken 3 burada. Yani zaten baktığım zaman 3 ile 4 arkadaşlar ya 3 solda ya da 4 solda değil mi? Yani aslında 2 tanesini sıraladığım zaman yarısında sağında yarısında solunda oluyor değil mi? Mantıken öyle oluyor. O zaman 144 tane durum varsa 144 tane durum varsa bunun yarısında sağında yarısında solunda olacağı için de 144'ü 2'ye bölerek işi bitirebilirim. Bak bunu hemen bir kendi kendimize bir yapmaya çalışalım. Mesela 1 2 tamam ya da 3 4 alayım. 3 4 4 3. Şimdi ikili permütasyonunu yazalım ilk önce. İkili permütasyonunda bak 2 tane var. Bir solda 3, bir de sağda 3, değil mi? Üçleri yazarsak 1 2 3 1 3 2 değil mi? 1 ne diyelim? 1 olmaz. 3 1 2 sonra 3 2 1 sonra 2, 1, 3, 2, 3, 1. 6 tane permütasyonu var. Üçlü permütasyon olarak bakıyorum. Sadece üçlülerini buldum. Şimdi bakıyorum. 2 ve 3'ü kıyaslayalım örneğin. 3 ve 4'ü almadık. 2 ve 3'ü kıyaslayalım. Bak burada solda. Değil mi? 3'ün solunda. Sonra bak burada solunda.
Bir de burada solunda. Bak burada sağında, burada sağında, burada sağında. E bak zaten 6 tane vardı. 3 tanesinde sağında, 3 tanesinde solunda. Demek ki ne kadar varsa yarısında sağında, yarısında solundaymış diyebiliriz. Anlaştık mı? Gelelim bu sorumuza. Evet, bu sorumuzu çözüp arkadaşlar dersimizi bitireceğiz. Bakalım ne diyor? A kümesinin dörtlü permütasyonlarının kaç tanesinde 1 ve 2'den en az 1'i bulunur? Şimdi en az 1'i. Şimdi en az 1'i nedir arkadaşlar? Şunu yapabilirsiniz belki. Teker teker bulabilirsiniz. Yani 1'in bulunup 2'nin bulunmadığı. Şöyle yapalım. 1'in bulunup 2'nin bulunmadığı. Çünkü 1 bulunup 2 bulunmayabilir. 1'in bulunmayıp 2'nin bulunduğu ya da ikisinin de aynı anda bulunduğu durumu yapabiliriz. Ya da hepsinden ikisinde bulunmadığı durumu da çıkarabiliriz. Buradaki keyif bizim. Biz hepsinden ikisinde bulunmadığı durumu çıkaralım. Tamam mı? Hepsi nedir arkadaşlar? Kaç tane elemanımız var? 6 tane elemanımız var. P6'nın dörtlüsünden biz neyi çıkaracağız? İkisinin de bulunmadığı durumu. O zaman 1, 2, 3, 4. İkisinde bulunmuyorsak biz geriye kalan kaç tane kaldı arkadaşlar? 4 tane eleman kaldı. Yani P4'ün dörtlüsünü çıkaracağız. P6'nın dörtlüsünü hesaplayalım. 6, 5, 4, 3. 4 adım geriye geldim. Eksi 4'ün dörtlüsü zaten. 4, 3, 2, 1. Burası ne yaptı? 6 kere 5, 30. Kaç? 360 mı? 360 eksi. Burası da 12, 24 mü? Burası da 24. Bu ne yaptı? 336 mı yaptı? Çıkardığım zaman 336 yapıyor. Ya da teker teker bunun bulunup bunun bulunmadığını da bulup topladığınız zaman zaten yine 336 yapar. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Permütasyonun nasıl bir şey olduğunu dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir dahaki dersimizde sıralama sorularıyla devam edeceğiz. İşte kişileri, kitapları sıralayacağız. Ondan sonra artık tekrarlı permütasyonla yolumuza devam edeceğiz. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videonun beğen butonuna basabilirsiniz. Ama tabii ki bu videoyu beğeniyorsanız. Anlaştık mı? Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.